Merhaba çocuklar. Geçen hafta Ford'a kalmıştık. Şimdi burada da Ford alan önemli isimlerle devam ediyoruz. Şimdi baktığımızda Ford'la kullandığımız ifadeler içinde özellikle şu ikisi çok çok, üçü çok çok önemli. Demand, need ve preference. Şimdi buradan sorular geldi çocuklar. Birazdan göreceğiz. Evet. Ne kadarlık çek ödediğimizi söylerken ya da talebimizin ne yönde olduğunu ifade ederken, bir şeye duyulan ihtiyacı ifade ederken veya bir şeyin sebebini söylerken ya da tercihimizin hangi yönde olduğunu söylerken hep buralarda for kullanıyoruz. Evet, onun büyük bir iş yapabileceğine dair inancım var derken olduğu gibi ve credit for şeklinde karşımıza çıkmış. Devam edelim. Gene for alanlar arasında neyle ünlü olduğunu söylerken reputation for şeklinde evet dürüstlüğü ve kibarlığıyla ünlü derken respect ve admiration gene önemli. Buradan soru gelmişti. Birazdan bakacağız. Veya ne yönde yeteneği olduğunu ifade ederken hep buralarda for var. Şimdi 2002'deki gelen bu soruya baktığımızda dikkatimizi hemen ne çekiyor? Onların yaşam şekillerine artık giderek alıştığında hayranlık duymaya başladı. Tabii şurada bir çocuklar, şurada bir boşluk daha olacak. Onu kullanmamışım. Ama önemli olan burada nedir? Admiration sözcüğü. Neye karşı bir hayranlık duyduğunu ifade ederken, şurada da size söylediğim gibi tabii ki for preposition'ını almış olacak ilk boşluk için. Ve onların kabileleriyle ilgili geleneklerinin anlaşılmasında ve onlara duyulan hayranlıktan bahsetmiş. O yüzden buradaki yanıtımız Denizli. Bir sonraki soruya baktığımızda ise preference bir önceki sunudaydı. Ne alıyor demiştim ki 2015 yılında gelen bir soruymuş bu. Ne yönde bir tercih olduğunu söylerken for aldığını ifade etmiştim. Bakın burada zaten karşımıza bu anlamda çıkmış kökeninde neye dayandığını söylerken inle ifade etmiş oluyorum. Evet. Biraz karalamış oldum ama yani yanıtımız Balıkesir seçeneği olacak. Peki. Devam ediyorum. Bunu zaten söylemiştim. Diğer sorularla. Yine bu soruya baktığımızda dikkatimizi çeken şey reason ki ne alıyor? Sebep bildiren iki ifade var aslında. Reason for ve cause of. O da bir cause of'tan aklımızda kalsın. 2013 yılında gelen bir soruya baktığımızda dikkatimizi çeken nokta reason ve remote sözcükleri. Remote from'la kullandığım bir ifade. Reason'da for aldığı için bilinçaltına yatan sebebi diye ifade etmiş. Bunu sorgularken de Balıkesir diyoruz. İkinci soruda ise hayvanların içeren bir deneyden, bir araştırmadan bahsediyor ki bunu tartışmalı olarak ifade etmiş. Bu da bir üniversite sınav sorusu aynı zamanda. Etik çerçevelerde yapıldığı zaman tabii ki önemli sonuçlar doğuracaktır insanlar için diyeceğiz. Şimdi burada şuna dikkat. Benefit aslında eylem olduğu zaman from ya da by preposition'u alan bir eylem çocuklar. Ama biz bunu burada isim olarak kullanmışız. İsim olarak kullandığımızda da kime fayda sağladığını, kime yarar sağladığını ifade ederken for alacaktır ki insanlar için yarar sağladığını ifade etmiş. O yüzden burada da cevabımız Denizli olacak. Peki. Evet, gene 2009 yılından bir close test sorusu. 25. soruya şöyle bir bakalım. Şimdi şunu söylemiştim. A demand for şeklinde kullanıyorum demiştim. Ama acaba burada öyle bir şey söz konusu mu? Zaten seçeneklere baktığımda for ile ilgili bir durum yok. Evet.
birçok insanın işlerini, sosyal yaşamlarının taleplerine göre uydurduğundan bahsediyor. Şimdi burada sosyal yaşamlarının diyeceğimiz için de doğru yanıtımız burada Ceyhan olacaktır. Burada da görmüş olduk tekrar. Şimdi Apon. Şunu bir hatırlayalım bakalım nerede görmüştük. Bağlaçlarda, kısaltmalarda, benle ilgili yaptığımız bir kısaltmanın on ya da Apon kullanılarak da yapılabildiğini görmüştük. Hemen şu ikincisiyle başlayayım. Evet, benim kısaltması. Cümleye baktığımız zaman, şirket çıktığında arkadaşlarından birini gördü derken, kısaltma yaparken dikkat edeceğimiz noktalardan birisi neydi? Öznelerin bir defa ortak olması gerektiğini söylüyorduk. Ve özneyi attıktan sonra, tabii benle de yapabiliyordum. Aktif bir yapıysa, eylemin kökün aynı takısı getiriyoruz demiştim. When going out şeklinde veya when yerine on ya da upon'da diyebiliyorduk. Ya da ilkine baktığımız zaman çocuklar, tabii ki on triposunu gibi kullanmış oluyorum. Tepsiyi masanın üstüne bıraktı derken olduğu gibi. Ha, burada on the table'da tabii ki diyebilirdim. Evet, önümüzde bir üç soru var. Birlikte bakalım ne yapmamız gerektiği ile ilgili. Şimdi buradaki önemli ipuçlarından birisi related. Related bir şeyle bir şeyin ilişkili olduğunu söylerken hem with alabilir hem de to alabilir. O zaman benim cevabım ya Deniz olacak çocuklar ya da Balıkesir olacak. Şimdi ilk boşluğa baktığımızda türlerin sonuçta yok olabileceğinden bahsetmiş. Hatta yok olabilir diye ifade etmiş. Neyden dolayı? Çeşitli sebeplerden. İşte o sebebi gösterirken de for'la kullanmış oluyoruz. O yüzden Balıkesir doğru yanıtımız. Şimdi ikincisine bakıyorum. Çünkü mutlaka size gelecek prepozisyonlardan bir tanesi de kalıpsal olacaktır. Kalıpla ilgili olacaktır. O yüzden kahve kitabımızın arkasındaki prepozisyonlara mutlaka bakalım. Buna baktığında %56 oranından bahsediyor. Neydi? Yüzdelik hesaplarında işte şu kadar fiyat arttı, şu kadar yüzde olarak düştü derken buy preposition'ı kullanıyorduk. Ortalama derken de onunla ifade edeceğimiz için cevabımız Edirne olacak. Üçüncü soruya baktığımızda anoreksiki manken hastalığıdır. Eğer ki magazin falan takip ediyorsanız çocuklar. Anoreksiyanın ilk belirtilerinin özellikle kilo ile alakalı endişeler olduğunu söylemiş. Hatta çok zayıf insanlar arasında bile diyeceğim. Concern ya da concerned about yeri geldiğinde duyduğumuz endişeyi ifade ederken about'la kullanacağımız için ve tabii ki zayıf olanlar arasında bile derken belli bir grubu ifade edeceğimiz için burada da among kullanmış oluyoruz. Peki, devam edelim. Diğer iki soruyla. Şimdi Myanmar diye bir ülkeden bahsetmiş. Ki ormanlarını anlatıyor. Bu ormanlar nereye ait? Myanmar'a ait, değil mi? Peki bir sahiplik bildirdiği zaman iki preposition aklınıza gelsin demiştim. Ya o'nun anlamında ya da with çocuklar. Peki zaten ilk boşluk olarak baktığında hiç o preposition falan yok. Her zaman ikisi de aynı içerikte tabii ki gelecek diye bir ifade yok. Tabii ki ormanlara sahip olduğunu göstermek için with diyorum. Aynı neredeki gibi sarı saçlı kız örneğinde olduğu gibi. Demek ki Hindistan'dan sonraki en büyük kaplan sayısına sahipmiş bu. Bunu ifade ederken de Hindistan'dan sonra diyeceğimiz için after doğru yanıtımız olacaktır. Evet, cevapları da açmış bulundum. Buradan da devam edelim. Şimdi geçen haftalarda Under'dan bahsetmiştim size. Bunun bir de e göre anlamı var çocuklar demiştim. İşte bu soruda da
Hollanda'daki müzayede sistemine göre derken, özellikle buna çeviri sorularında rastlayabiliriz, kurallara göre ya da sisteme göre derken under bu anlamı vermiş oluyor. İkinci kısımda da çocuklar, bu da kalıpsal bir ifade, at someone's best şeklinde karşımıza gelebilir. Şimdi zaten biz preposyonları kendi içinde çocuklar şöyle ayırmıştık. Lokasyon bildirenler, hareket bildirenler, hiçbir gruba sığdıramadıklarımız ve şimdi sıra geldi zamanla ilgili olan içeriklere. Ki bu sizin ta ilkokuldan beri gördüğünüz preposyonlar, at, in, on üçlüsü zaman anlamında. Tabii ki on preposyon dediğim zaman nerede kullanıyorum? Gün ve günün geçtiği tarihlerde kullanıyorum. Evet, cuma günü evlendi derken, tabii ki burada tarih var ve gün var. Doğal olarak da on preposyonu kullanmış olacağım. Her ayın 20'sinde ödeme yapılır bize derken, tabii ki gene 20'sini dediği için on preposyonu kullanacağım. Yani kısacası çocuklar gün ve günün geçtiği ifadelerde on preposyonu kullanmış oluyor. Geldik yine aylarda, gördüğünüz gibi in July demişiz. Yıllarda ya da mevsimlerden bahsederken hep in var. Evet. Şimdi başka nerede kullanıyorum? Günün belli kısımlarını anlatırken kullanıyorum. İşte sabahleyin, öğleyin, akşamleyin. Ama size şöyle söylemiş olsaydım, pazar sabahı demiş olsaydım, on Sunday morning şeklinde ifade ederdim. Yani günün geçtiği her yerde on var. Normal şartlarda in desem bile bu tarz ifadelerde günle ilgili bir durumsa güne göre şekillenecek demektir. Şurada da ifade etmişiz bakın. Bunun dışında in bir şeyi ne kadar süre içinde yaptığımızın da göstergesidir. Bir dakika içinde ya da iki hafta içinde derken olduğu gibi. Ha, burada şunu da söyleyebilirsiniz. Within de diyebilirsiniz tabii ki. Geldik at preposyonuna çocuklar. Öncelikle saatleri ifade ederken kullanıyorum. Ya da zamanla ilgili günün belli kısımlarını ifade ederken. İşte akşamleyin, hafta sonunda, akşam yemeği zamanı, öğle yemeği zamanı. Ya da belirli tatillerden bahsederken, işte Christmas'ta ya da Paskalya'da derken de at gelsin aklımıza. Ama bunun dışında today, tomorrow, yesterday, this morning, tonight ya da last, next, every gibi ifadelerin olduğu içeriklerde at, on, in gibi prepositionları asla ve asla kullanmıyoruz. Şimdi iki tabir var. Hani rewrite sorularında bazen rastlayabiliriz çocuklar. Bunlardan bir tanesi on time. Dakika olduğumuzu söylüyoruz. Tam zamanda olduğunu göstermek için kullanıyorum bir yapılacak şeyin. İşte örneğin burada örneklemişiz iş görüşmemin özellikle 4'te olduğunu ifade etmişim. 4 için planlandığını söylüyorum. Ve ben oraya tam 4'te gidersem, 4'te ulaşırsam bu ne demektir? Zamanda gitmişim demektir. O yüzden on time. In time dediğimizde ise belirlenen zamandan daha önce anlamını veriyor. Ve bunu genellikle bir şey yapmak için gerekli olan zaman diliminde kullanıyoruz. Genellikle in time sonrasında to infinitive gibi bir yapı var çocuklar. Örneğe bakalım. Show başlamadan önce birkaç bir şey içmek için erken gittik, zamandan önce gittik diyorum. In time'ın bir diğer anlamı da overtime, yani hani deniseniz cümlede bir şeyler zamanla değişiyor derken nasıl overtime diyorsak bu anlamda in time şeklinde de kullanabiliriz. Geldik bir kez daha şöyle bir görsel olarak görelim on time ve in time arasındaki farkı. Ne demiştik?
tam zamanında ifade ediyorsak, mesela toplantı saat 10 için planlanmış, the meeting start on time dersem, evet tam zamanında başlamıştır. Ama ben saat 10'dan önce gittiğimi söylüyorsam, ki zamandan önce gittiğimi ifade ediyorum, ne yapmak için? Toplantı başlamadan işte biraz kahve içmek için. Bakın burada da hep to infinitive tarzında bir yapı ile devam etmiş. Klasik özelliği in time'ın. Geldik until ve baya. Çok çok önemli iki preposition. Ki buradan da soru gelmişti. Until dediğimizde bir olay olana kadar diğeri devam eder çocuklar. Devamlılık vardır. Şu iki örneğe bakalım. Güneşin şafaktan sonraya kadar doğmayacağından bahsetmiş. Ya da Anthony gelene kadar beklememiz gerekmez mi derken, yine wait sürerlik gösteren bir eylemdir. By'da ise bir şey gerçekleşene kadar ya da o belirtilen zaman dilimi olana kadar diğeri olup biter ya da daha öncesini göstermek için kullanırız. Yani o belirlenen zamanın daha ötesine geçmez. Şimdi örnek olarak bakalım. Ya da kısaca şöyle bağdaştırabiliriz. Anti dediğimizde bize verilen eylem sürerlilik gösteriyorsa orada anti vardır. Ama bir hareket söz konusuysa çocuklar orada da by kullanırız. Şimdi ilk örneğe baktığımızda 4.30'a kadar toplantının bitmesi gerekirdi derken bitmek eylemi devamlılık gösteren bir içerik taşımaz ki ben burada anti diyeyim. Ya da ikinci örneğe baktığımda Mart 31'e kadar başvuru formlarının alınmalıdır derken alınmak eylemi de sonuçta sürerlik gösteren bir eylem değil. Yine burada by diyorum. Evet, önümüzde bir soru var bununla alakalı. Dikkatimi çeken nokta nedir bu çocuklar? Hemen baktığımda from. Yani 1930'ların başından diyor. Önceki derslerimizden hatırlarsanız from söz konusuysa genellikle ikinci boşlukta neleri bulabiliyorduk? To'yu buluyorduk. Till diyorduk. Until diyorduk. Değil mi? O zaman 1930'ların başından 1950'lere kadar derken demek ki ben burada by demiş olacağım. İlk boş için by diyorum. Tabii ikincisi için de until demiş olacağım çocuklar. Evet, burada da görmüş oldunuz. Geldik past'a. Past sizin ilk öğrendiğiniz prepositionlardan aslında. Nerede gördünüz? Saatlerle ilgili içeriklerde gördünüz. İşte saat 10'u 5 geçiyor derken ya da ne bileyim saat 8'i 20 geçiyor derken hep bu tarz içeriklerde gördünüz. İlk örneğe de baktığımızda tabii ki yeni şeyler öğrenmeye devam ederseniz, sürdürürseniz 70 yaşı geçseniz de zihniniz taze kalacaktır diyor. Ya da ikinci örneğe baktığımızda bir defa tüketim tarihine geçmesinden bahsetmiş. Tüketim tarihine geçen üstün kullanılmaması gerektiğiyle ilgili bir cümle gelmiş bize. Aynı zamanda hareket bildiren ifadelerde de işte ben parkın yanından geçtim gittim ya da birkaç otelin yanından geçtim örnekte böyle bir ifade var bakın. Burada da past şeklinde söyleyebiliyorum. Hatta burada walk past diyebileceğim gibi walk by de derim. Çünkü by'ın da böyle past anlamı vardı. Geldik ago ve before'a çocuklar. Bu ikisi de aslında önce anlamında kullandığım ifadeler, çok karıştırabiliyorsunuz. Şöyle hatırlayalım. Ego dediğimde şu anın daha öncesi. İki gün öncesinde onu gördüm derken olduğu gibi. Yani ego'yu ki tensörlerinde de karşımıza çıkıyor. Artık 2 years ago mu, 2 months ago mu ne diyorsa bana bunu tense olarak simple past'ta kullanıyorum çocuklar. Simple past'ta kullanıyorum.
Before iki yerde karşıma çıkıyor. Hem bağlaç hem de edat. İkisini birbirine karıştırmayalım. Edat olan before genellikle cümle sonunda yer alır. Ve genellikle perfect tense'lerle kullanmış olur. Bakalım. Evet, treni kaçırdığımdan bahsetmişim dün. Tren istasyonunda 7:10 geçe gittiğimi söylüyorum. Ama tren 10 dakika öncesinde kalkmıştı. Yani benim gitmemden 10 dakika önceyi kastettiği için burada zaten bakın bir past perfect kullanımına rastlıyoruz. O yüzden bunu karıştırmayalım. Ego dediğimiz zaman simple past tense olarak ama before dediğimde perfect tense'lerini kullanıyorum. Bir şeyin daha öncesini gösterdiği için burada örnekte de past perfect kullandık. Ama present perfect de diyebilirim. Mesela ne diyoruz? I have never seen you before diyoruz, değil mi? Daha önce seni görmedim derken. Demek ki before edat olarak kullanıldığı zaman ya present perfect ya da past perfect gibi içeriklerde karşımıza çıkıyor çocuklar. Şimdi bu arada by the time da çok takıldığınız bağlaçlar arasındaydı. Ona da şöyle bir bakalım. Özü bir defa by'da yatıyor çocuklar. By için ne demiştik? Belirtilen zamandan önce yapılması gerekiyor. Değil mi? By the time'da da aynı şey söz konusu. Tense olarak baktığımızda her zaman ana cümledeki bahsettiğimiz olay bağlı olduğu kısımdakinden daha önce gerçekleşir. Onlar gelene kadar ben yemeği bitirmiştim zaten dediğimde asla tutup burada had kullanmadan sadece finish diyemezsiniz. I finish değil. Hep daha önceyi göstereceğim. Şunu da yapmayacağım. By the time dediğim zaman kimi zaman şurada had getirmeye kalkıyorsunuz. Önce burası gerçekleşiyor çocuklar. Öncelik neredeyse past perfect'i orada kullanacağım. Ya da geleceğe dönük ifadelerde de by the time diyebilirim. Eve gidene kadar güneş çoktan batmış olacak derken olduğu gibi. Bunun da şu olmuş olacak diyebilmem için tabii ki burada future perfect gibi ya da future perfect continuous de kullanılabilir. Ama asla tutup the sun will set demiyorum. Evet, during boyunca esnasında anlamda kullandığım bir zaman prepositionı, zaman edatı. Ama biraz gözünüze uzunca geldiği için bunu böyle başka bir şeyi böyle bağlaçmış gibi falan sanabiliyorsunuz. Ama o da at, in, on gibi kullandığım edat. Şimdi şöyle bir farkı var bütün prepositionlar içinde çocuklar. Biliyorsunuz she's good at drawing pictures diyebiliyorum. Yani prepositionlardan sonra eylem geldiği zaman aynı takısı getirebiliyorum. Ama during tüm prepositionlar içinde kendisinden sonra asla ing'li bir eylem almayan tek prepositiondur. Yani şöyle demem bakın. During going ya da during sleeping tarzı bir ifade olmaz. Bu anlamda şuna dikkat. Demek ki during sonrasında kesinlikle isim kullanıyorum. Şuradan aklınızda kalsın. During dediğimde zaten kendi içinde ing'li bir yapı var. O yüzden tekrar eyleme ing takısı getirerek kullanmıyoruz. Bunu da bu şekilde ayrıştıralım. Geldik onward ya da onward şeklindeki prepositionlara çocuklar. Ha, çok karşımıza çıkmaz ama ne olduğunu bilelim. Şöyle bir güzelliği var. Benim buna ulaşabilmem için onwards diyebilmem için mutlaka bahsettiğim zaman ifadem neyse öncesinde ipucu olarak kuruma rastlıyorum. İşte saat 6 ya da Mart'ın işte 1870'lerin ya da Mart'ın ya da saat 6 neyse bahsettiğimiz ifade çocuklar sonrası diyebilmem için onward ya da onward şeklinde devam ediyorum. Şimdi bu noktada baktığımızda mutlaka from olacak. Ki
sonrasında onward ya da onwards diyeyim. Yani ileriye anlamında kullanıyorum çocuklar. İşte ileriye demem için de öncesinde belli bir noktadan itibaren olduğunu göstermek zorundayım. Geldik ki çok aşina olduğunuz iki preposition'a. For süreç gösteren bir preposition. Since de olayın başlamış noktasını anlatıyor. Ama since'deki tense kullanımımız çok daha net. For dediğimizde sadece perfect tense'lerle kullanmıyoruz çocuklar. Birçok tense de karşımıza çıkabilir. Örneğin ilk cümleye bakalım. Her gün 2 saat kadar ders çalışıyorlar derken bir genelleme yapmış ne kadar çalıştıklarıyla alakalı. Ve gördüğünüz gibi tense insan. Ya da uzun süredir Bangkok'ta yaşıyor derken yine present perfect kullandık. Ya da 3 aydır Paris'te yaşıyor derken present perfect tense'de kullanabilirsiniz. Bakın ne kadar çok farklı tense'de karşımıza çıkıyor. Ama bizim aşina olduğumuz şu ikisi. Bu demek değil ki ben diğer tense'lerle kullanamam. Present'de de kullanabilirim. Simple past'ta da kullanabilirim. Sadece şunu söyleyemem. He is living deyip for a long time diye devam etmem tabii ki. Onu da ayrıştıralım. Şimdi son örneğe baktığımızda 5 yıldır bankada, 5 yıl kadar bankada çalıştı derken work demişiz bakın. Bu ne demek? Artık bankada çalışmadığının göstergesi. Evet. Şimdi şöyle bir sorumuz var çocuklar. 2017'deki birçoğunun aslında yanlış yaptığı sorulardan birisiydi. Neden? Neden yanlış yaptığı sorulardan birisiydi? İşte bu forun tense olarak kullanımında hep present perfect ya da perfect continuous gibi şeye odaklanıldığı için, öyle düşünüldüğü için yanlış yapılan sorulardan birisiydi. For years var bakın başlangıcında. Yıllardır derken birçok arkadaşımız o yıl hemen denesi seçeneği diye düşündü. Şimdi burada ikinci kısımda çok çok belirleyici çocuklar. Yıllardır yaşamın belli bir derinliğin altında ya da belli bir sıcaklığın altında olmaması gerektiğini düşünülüyor. Ama var. Belli bir derinliğin altında yaşam var. Okyanusların dibinde yaşam var. O yüzden bu anlamsal olarak uymuyor. Ama yıllarca yaşamın belirli bir derinliğin altında ya da üstünde olamayacağı düşünüldü derken, demek ki artık düşünülmüyor. O yüzden buradaki yanıtımız Ceyhan seçeneği olacak. İkinci örneğe bakıyorum. Bilim adamları Güney Pasifik'teki yerli halkın sağlık durumunu incelediklerini söylemiş, bana yıllardır incelemekte olduklarını söylüyor. Ve bölgedeki yedikleri şeyle ilgili bir hastalık göz önüne çarpmış, bunu kaydetmişler. Şimdi bölgede ve yıllardır, onlarca yıldır diyeceğim. Tabii ki burada bir tense olarak baktığımda zaten bir perfect tense rastlıyorum. Süreç gösteriyor. O yüzden buradaki yanıtımız Adana seçeneği olacak. Peki, ikinci derste görüşürüz.